Allah Allah. İşsizler ordusuna dahil oldunuz. İşin var mı senin? Asker misin? Asker işler. Senin işin var mı? Şimdi sizi dinlemek hocam şimdi. He? Şimdi sizin sohbetinizi dinlemek işim. Yok canım, ne okursun? Efendim? Ne öğrendin? Edebiyat, şimdi mi? He. Şimdi sizi gördük ya aramızda. Kaç senedir okursun edebiyat? Üçüncü sınıftayım. He? Üçüncü sınıftayım. Ne öğrendin edebiyattan? Bir beyit oku bakalım. Bu şepte şişi şey yağdım da ağladım durdum. Gereği kerime tarih güzel durdum. Yurduna ağladın. Yazıklar olsun. Gece gündüz ağladın diye. Anladın mı? Söylediğin yarısı Acemce. Farisi değil mi? Evet, Farisi. Farisi. Başka kim var? Ne var şey, Hacı Eyüp? Ne var? Tercüme yap şeye, askere bir. Sen İngilizce biliyor musun? Bilmiyorum, ne anlamadım. Ha, Türkçeden başka ne lügat konuşursun? İşte Osmanlıca kelimeler bilirim biraz. Ondan ibaret. Arapça, Farsça, çok az yani. Çok az. Üç senedir öğrendiğin çok azdır. Öyle yani. Işte, azar azar öğrendik yani. Ya ne kadar? 10 kelime öğrendin mi? Yok sen fazla. 100? %60 kelime. 3 senede yaşasın. Şimdi orada, yani sen 100 sene yaşasan 1000 kelime öğrenemeyeceksin bu hesaba göre. Fazla çalışmadığınız için böyle oluyor. Ne? Kazma körek mi çekersin? Ne çalışmazsın fazla? Ne iş yaparsın? Öğrendim. Ha? Öğrendim. Ne öğrendin? İşte 50-60 kelime öğrendin 3 senede. Biraz fazla. Her birinden 50-60 kelime. Kaç derstir? 6 dersimiz var şimdi. 6 kere 6, 36. Mamavaların lisanı da 400'dür. Sen 400 kelimeye de çıkamadın. Nasıl yakırdın? Bir şiir yazdın mı? İlahi yazdın mı? Kaside yazdın mı? Bir şiir yazdın mı? Hayır efendim. Ha? Hiç? Yok. Ha? Yazmadım. Ne için? 3 sene edebiyat okuyan adam. Efendim. Aruz Vezni'nden okudun mu? Okuduk. He? Müstef'ilun, müstef'ilun, fa'ilun. Tarif o. Ma tarif. Tanıdın mı şeyleri, bahirleri, aruz bahirlerini? Duyduk ya. Ha? 55 tane aruz bahirleri. 50 tane. 55 tane olması lazım. Ha. Ne yazmadın bir tane şey, şiir? Yazamadık işte. Ha? Pek fazla ilgilenmediğiniz için yazamadık. Nasıl? Şeyin içindesin. Ne ilgilenmesi bu? Yemek pişirin her gün. Çocuklara. Çorbayı sen pişirin. Doğru söyle. Dershanede kaldığınız için orada gelinede. Pişirirsin. Orada yemeklere yardımcı oluyoruz. He? Sen pişiriyorsun. Biz de yardım ediyoruz yani. Kalan yemeği sen yer misin? Efendim? Geriye kalan yemekleri sen mi sünnetlersin, bitirirsin? Bazen sünnetleriz. Yani. Aferin. İşte o kadar. Gördün mü? Baban ne iş yapar? Afşin Elbistan Termik Santrali'nde işçi hocam. Ne olmuş? Termik santralde işçiymiş. Çiftçidir. İşçi. İşçi. Evet. İşçi adam. Sen ne bu bana yardımcı olmadın? Ya
okuyalım dedik. Okumak bizim için daha... Ne okuyanlar ne kazanıyor, bakmaz mısınız? İnsan ticarete bir pazara gider, eğer alışveriş varsa gider. Alışveriş olmayan yere insan bir şey götürür mü? İnsan olmayan yere, talip olmayan yere ne götürecek? Şimdi edebiyata kim talip var da sen edebiyat okuyorsun? O zaman... Kime öğreteceksin bu edebiyatı sen? He? Kendim öğrenmedim ki öğreteyim desene ya. Burada sizi sağmal inek yerine sadıklarını bilmez misin? Bu Müslümanlar ne zaman akıllarını kullanacak? Ya havle ya Allah'ım. Bitmiş millet, çürümüş. Ne gencinde hayır ne ihtiyarında gün. Ne koca delikanlı bu. 25 yaşında var mı? 22 yaşında. He? 22. 22 yaşında bu evlenmesi, döllenmesi lazım gelirdi. Cebinde parası olsun, elinde parası olsun, evi olsun, çoluk çocuğu olsun. Bu Yahudi nizamına tabi oldular bu Müslümanlar. Müslümanları berbat etti, rezil ettiler. Peygamberimizin vasiyeti nedir? Okuyun. Dünyayı nasıl kazanın? Dünya, sanat yolu, efendim, ticaret ve sanatı ileriye koydu. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam, insanların kazançlarının çoğu sanat yolundandır dedi. Bu sanat değil ki bunu okudu. Yok. Sanat değil bu. Geçer bir şey değil. Evde otur, kitap oku. Ne faydası var, ne sana ne başkasına. Ondan sonra rızkın onda dokusu ticarettedir diyor. Sanat, ticaret ve ziraat. Ekiniz diyor. Çünkü ekin ziraatta bereket var diyor Peygamber aleyhisselam. Şimdiki millet ziraattan kaçar. Sanatı beğenmez. Ticaret için de efendim en büyük kapital ister. Çekirdekten yetişmek istemez. Büyük ağaç diyor. Ekeceğiz. Büyük ağaçtan toplayacağız. Böyle büyük ağaç yerinden oynattıktan sonra kolu kanadı kırılır. Ta kendine gelinceye kadar bir şey vermez. Siz çekirdekten yetiştirin. Çekirdek ek, yetişsin. Hiçbir çiftçi duyuldu mu büyük ağaç getirip de eksin. Fidan getirir. Fidan veyahut da şeyini getirir. Tohumunu eker. Kaç yüz talebe var? Senede kaç para verir bu bank? 2000 dolar. He? 2000 dolar. 2000 dolar dediğin senin 4 milyar Türk lirasıdır. Değil mi? Evet. Kaç para aylığı var bu bankın? 750 milyon. He? 750 milyon. 750 milyon. 750 milyon. Aylık mı, 3 aylık mı? Aylık. Aylık. 750 milyon. 500-400 dolar eder. Buna 5 mislini verecek bir senede. Kardeşlerin? Bir tanesi askerliği bitirdi, şimdi döner ustası. Bir tanesi de... Ha bak, gene onun bir ustalığı var. Ustalığı var. Neyse. Yoruluyorum söylemekten. Lakin فَالْحُكْمُ لِلّٰهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ. Hüküm elbette ki
azamet ve kudretine, büyüklüğüne nihayet olmayan Cenab-ı Hakk'ındır. Lakin Cenab-ı Mevla emreyledi. Es-sa'la ve zekir fe inne zikraten fe'ul müminin. Hatırlat kullarıma ey Habibim. Hatırlat, söyle diye emir olduğu için bizzat Allah'ın emri üzerine Peygamberimiz de aleyhissalatü vesselam ed-dinun nasiha diye buyurdu. Din nasihattır, nasihat etmeye mecburuz. Ama tutar ama tutmaz. Bize veval gider. Herkes dünyada kendi yalnızlığında yaşar. Kabrinde de efendim yalnız yatır. Kabrinde bundan sonra olacağı harpların, darpların içerisinde de öyle kabir bulacak insan da çok azdır. Çünkü bu havada millet giderse bu azgınlıkta efendim nerede kabir? Kabirin çendikelleri de efendim böyle darmadağın edip onları da çürüp atacaklar. Canlı insan kalmadıktan sonra mezarlıkları da deşip atacaklar. Tarla gibi sürünecek, dümdüz edecekler dünyayı. Azgınlığın sonu bu. Okuma, okuma. Peygamber-i Zişan buyurdu aleyhissalatü vesselam. Allahümme in eserüke ilmen nafi'a. Ya Rabbi, menfaat verecek ilim isterim senden. Bana yarayacak, dünyayı, dünyadaki hayatımı helal yolundan kazandırmaya, şerefli olarak yaşamaya vesile olan bilgiyi bana lütfeyle dedi. Öyle mi? Hadis? Ha? İşitmedin? Allahümme inne eselke ilmen nafi'a. Menfaat veren ilim bana lütfeyle diyor. Başka hadisinde de Allahümme inne eûzüke min ilmin la yenfa. Faydasız okumadan, faydasız ilimden de sana sığınırım dedi. İkisi de var. İnsanlara zehir veren de var, insanlara kuvvet veren de var, şifa veren de var. Bu tercihi yapamıyor bu Müslümanlar şimdi. Okuyalım diyor, bre ne okursun? Dünyaya mı fayda veriyor bu okuman yoksa ahiretine mi fayda veriyor? Neye fayda oluyor bu okumadan söyle bakayım. Öğrendiğinden ne fayda elde ettin? Sana Cenab-ı Allah soracak kıyamet gününde. Efendim, dört meseleden sorulmadan kabrin başında durdurulur, adım attırılmaz diyor mahşere. Ta ki dört şeyden sual edilsin. Birinci olarak ne öğrendin? Dünyada ne öğrendin de geldin buraya? Dünyada en evvel öğrenilecek mesele nedir? En evvel insanlara öğrenmesi lazım gelen nedir? Biliyor musun? Sen ondan sonra Said-i Nursi Hazretleri'nin kitaplarını okuyan cemaattan bir kimsesin. Şimdi ne öğrenilecek ilk olaraktan bilmen lazımdır. Başkalarını bırak. İlk insanın öğreneceği beni bu aleme kim getirdi? Beni kim yarattı?
sualinin cevabını isteyecek. Öğrendin mi? Ha, öğrendim ya Rabbi. Seni öğrendikten sonra Rabbin senden ne istedi? Öğrendin mi? Öğrendiğinle ne amel ettin bakalım? Ne gibi iş işledin? Bildiğinle nasıl amel ettin? Sorulacak. Neyi öğrendin? Onun için ilk kabrin içerisinde melaikenin soracağı Rabbin kimdir? Rabbini bilemeden giden adamın hakikaten yani o insan bedbaht insandır. Bedbaht insandır. Perişan insandır. Apışıp kalırsa kabrin içerisinde Rabbin kimdir sualine cevap veremese çok perişanlıktır. Çok büyük bir ayıptır. Çok büyük bir zillettir. Melaike-i kiram ilahi gazap geyer o zaman. Sen bu kadar sen dünya üzerinde bulundun ve Rabbini tanımadın. Ey şerefsiz! Ey alçak! Kimse! Sana insan demek de caiz değildir. Diyerekten onu azap edecekler. İlk demek ki öğrenilmesi icap eden Rabbin kimdir? Onu öğreneceksin. Çünkü kabirdeki imtihanda sorulacak ilk soru Rabbin kimdir? Ondan sonra nebin kimdir? Sonra kitabın nedir? Sonra kıblen nerededir? Diye sorulacaksın. Ve makabrinden kalktığı vakitinde ne öğrendin? Dünyada ne öğrendiysen? Dünyayı biz seni bir şey öğrenesiniz diye gönderdik. Herhalde. Ne öğrendiysen dünyada? Yaramayan şeyleri öğrendiyse çekeceği var. Yarayan şeylerden öğrendiğin vakitinde öğrendiğinle ne amel ettin denecek. Peki, yani Allah'a yarar ne işte bulundun? Peygamberine yarar ne işte bulundun? İslam'a yarar ne işte bulundun? İnsanlara yarar ne işte bulundun? Kendine yarar ne işte bulundun? Çoluk çocuğuna yarar ne işte bulundun? Öğrendiğinde ne yaptın sen? Bundan sonra bir sonra ne kazandın dünyada? Bu ilim cihetinden sorulacaktır ilk önde. İkincisinde ne öğrendin? Ha, bittikten sonra ne kazandın dünyada? Herkes bir şey kazanır. Yani kazanmadan duran yok. Bir şey kazanmıştır. Yani 5 kuruş eline gitse bir kazançtır. Ne kazandın? Bunu kazandık. Bu kazandığını ne yolda sarf ettin? Nefsin için mi, Allah için mi? Şeytan için mi kullandın bunu? Rahman için mi kullandın? Cevap ver. Önümüze kıyamet günü geliyor, yaklaşıyor. Ne kazandın? Şimdi 22 yaşındadır bu delikanlı. Ne kazandı? Bir şey kazanmadı bu daha. Kazancın var mı? 2 senedir var. Ha? 2 senedir var sayılır. Yok, okun sen şimdi.
O kazanç sayılmaz ki o. 22 yaşında delikanlı ki 22 yaşında bir kimsenin dağı devirecek gücü olur. Ebu'l-Feteh Sultan Mehmet Han, mekanı cennet olsun. Cennet mekanı Firdevs Aşiyan'dır. 20 yaşında dünyayı yıktı. Çünkü Bizans bütün küfür alemini temsil eden devlet idi o zaman. En kuvvetli sayılan, dünya üzerinde onun kalası gibi, onun surları gibi efendim aşılanamayacak sur, hısar, kala başka memlekette mevcut değildi. Çünkü üç tarafı da suyla çevrildiği için muhasarası gayet zor. Kara tarafındaki surlar aşılanmayacak halinde. 20 yaşında dünyayı yıktı. Demek ki insanda bu 20 yaşında öyle bir enerji var, kuvvet vardır ki dağı yıkabilecek. Bu efendi daha çay parasını anasından babasından alır. Bunun emsali yüz binler, belki milyonla genç vardır, anasından babasından çayhaneye gidecek bir milyon ver de şu kahveye çay içeyim çıkayım de anasını zorlar, babasını zorlar. Bu ayıptır. Günahını bırak, cemiyet için ayıptır. Ki bu milleti çay parasına muhtaç bırakıyorlar gençlerini. Genç manası kenz manasındadır. Kenz manası hazine manasındadır. Hazine demek define, yani devlet hazinesi dediğimizde, padişah hazinesi dediğimizde içerisinde en kıymetli cevherlerin ve altınların bulunduğu yer demektir. İnsanın en enerjik zamanı bu yaşa kadar olan yaştır. Murahiklikten sonra efendim 14-15 yaşından itibaren açıla 25 yaşına kadar veya 30 yaşına kadar tam enerjinin üstündedir. Dağı yıkabilecek enerji varken bunları sıfırlayıyorlar. Allah'tan korkmayanlar bu gençliği böyle berbat ediyor. Bu genç gidecek anasından babasından çay parası alsın. Bu zamanda kazanamasa, hangi zamanda, bu geçirdiği zamanının, bunun 10 sene, 12 sene var üzerinden geçeli. Efendim, bu enerjisi üstündeyken, maşallah, pehlivan gibi delikanlı. Bunun gibi yüz binler, belki milyonlarla gencimiz vardır ki, atıl ve batıldır. İşleri yok, güçleri yok. Sıfırlanmışlardır. Bir okuma belasının arkasına düşürülmüşlerdir ki okuyun, okuyun. Yani en enerjik zamanınızda ses çıkartmayın. Geçsin o en enerjik zamanınız, en kuvvetli, en güçlü zamanınız geçsin. Okuma sevdasının arkasında ve ondan sonra sizin ateşiniz küllenmeye başlar. Biz size hükmedebiliriz. Yalnız bizim istediğimiz bu gençlik devresi 25 yaşına, 27 yaşına veya 30 yaşına kadar olan zamanda sizi bu okuma oltasına alalım. Ondan sonra işimiz kolay sizinle. Ve oltayı balıkçı neyle atar be Kemal Ödin?
Engin? Oltayı olduğu gibi atar yoksa? Yok, ipinle atar. Ha? Misilasını da atar. Ne var üstünde? Kanca. Kancayı boş, kanca mı atar? Yem takar. Ha. Yemleri ne bunların? Söyle. Nedir bunların yemleri Kemalüddin? Kız talebeler be. Bilmezsin, aklın hiç kesmez. Kız talebeler olmasa bunlar gider mi? Bunlar olmasa kızlar gider mi? Bu Yahudinin şeytanlığına ya şeytan şaşırttı, dedi ki yani ben doktor olamadım ama şeytanlıkta doktor rütbesini bu Yahudiler ve Yahudilere benzeyenler aldı, beni geçti diyor. Benim düşünemediklerini düşünüyorlar ve ben bir söylesem o bir şeyi bin yapıyorlar, milleti berbat betan edin. Kız talebe olmasa bu çocuklar okumaz. Londra'da kaç mektep gördüm eski devirlerinde, boys, girls diye. Karma okuma yoktu, koca imparatorluk. Kız mektebi, oğlan mektebi. Karıştırdılar, ahlak bitti. Kuvvetleri efendim her günde kaç defa boşaldır bunlar. İlikleri de boşanır bunların. Efendim, cinsi cazibe değene kızlarda kalıyor, ne oğlanlarında kalıyor, sıfırlanıyorlar. İlikleri de boşalıyor. Şeytan diyor, bu kadar şeytanlığı ben düşünemedim. Bu 20. asrın filozofları, efendim, sapık liderleri, önderleri, efendim, bunlar bunu düşündü, bunu yaptı. Bu bir kalem. Bu kadınları hayata düşürttü, evlerinden dışarı çıkarttı. Kız çocuklarını erkek çocuklarına beraber oynaştırdı. Bunu ben düşünemedim diyor, bu kadar asırlar boyunca yapamadım. Gayem idi ama bu gayeye erişemedim. Ta ki 20. asırdaki sapıklar buna yetişsin. Bitirdik. Şimdi sokaklarda bağırıyorlar, harp istemeyiz. Ha, savaşa hayır. Savaşa hazırlayan sensin. Savaş sebeplerini hazırlayan sensin. Şimdi siz çoğaldınız. Savaş olmasa hükümetlerin başını çok ağrıtacaksınız. Onun hükümetler ses çıkartmıyor. Ahali sokaklara dökülmüş. Savaş istemeyiz. Savaşı siz hazırladınız. Fitilini de yaktınız. Artık sönecek yerden geçti. Sönecek yerden geçti. Girdiğiniz tonele, tonel nereye çıkıyor, oraya çıkacaksınız. İmkan yok. Ya bu perişanlık, fesat zamanının ve cebabire zamanının hususiyetleridir. Efendim, onların alametleridir, onların pislikleridir. Binaenaleyh, bu harp olmadıktan sonra bu pislikler temizlenmez. Hepsi temizlenecek. İnsanların çoğu uyuzlaşmış veya kuduzlaşmıştır. İkisinin de tükenmesi lazım ki temiz insanlık, humanity meydana gelsin. Allah bizi onlardan etmesin. Allah bizi cennet yolundan ayırmasın. Sapık yollara düşenleri de cennet yoluna döndürecek çobanlarını, arslanlarını göndersin. O zat hürmetine ki huzur-u ilahide ondan büyüğü yoktur, ondan şereflisi yoktur. Habibullah'ın hürmeti için ve bir hürmeti Fatiha. Hayır diyecek adam isterim bu sözlere. Hakikata ayna tutan
sözlerdir bunlar. İşte görünen bu. Başka hiç bakma. Petrol içinmiş diyor. Amerika petroluna göz dikmiş Irak'ın. Ve Irak'taki petrol dünya üzerinde bir varil hesabet onu. Dünyanın altı deniz gibi petrol yığınıdır. Bir Irak'tan mı çıkıyor petrol? La göz dikecek, ne dikecek ona? İşin gerisindeki sebeplere bakmıyorlar. Hiç ona hiç itibar etmiyorlar. Geçen gün bir zelzele olmuş. Bir bakan bir doğru söz söyledi diyor. Dünkü ceride de vardı o. Efendim, zelzele oldu. Zelzelede diyor. Lakin başlığı ahlaki çöküntü diyor. Acayip. Ahlaki çöküntü ne demek? Zelzeleyle ne münasebeti var? Bakanı kızdıran mesele neymiş? Efendim, kamu müesseseleri ki beton ve çimentodan binalardır, hepsi yıkılmış, kerpiç evler yıkılmamış. Bakanın efendim tepesi atmış iyice. Demiş ki bu müteahhitlerin yalançılıklarından, hilelerinden efendim yaptıkları işin hakkını vermemelerinden dolayı meydana gelmiştir. Hakkını verip de bu binayı temelini ve yapısını sağlam yapsaydı bu binalar sarsılmayacaktı. Demek ki ahlaksız müteahhitler hükümeti yeyen, milletin hazinesini kemiren müteahhitler bunu yaptı. Ahlaksız herifler hakkını vermedi ve bütün bu binalar çöktü diyor. Yoksa kerpiç binalar olduğu gibi duruyor. Bu efendim beton bina yapıyoruz, sağlamdır, kıyamete kadar yıkılmaz dedikleri başlarına yıkıldı. Ahlaki çöküntüdür bu diyor, bu zelzele. Cesaret etmiş de söylemiş bunu. Biraz daha tabii ahlakı, ahlaksızların üzerine enen ilahi gazaptır demeye kanunları müsaade etmez secenin. Onun için oraya kadar söyledi. Diline sağlık gene. Allah bizi affeylesin. Fatiha. Evet.